15 Temmuz 2006 tarihinde ülkemizin istiklalini ve istikbalini karartmak için gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın riyasetinde aziz milletimizin istikrarlı istikrarıyla duruşuyla engellenmiştir. Ve bizler o gece bir kez daha anladık ki son sözü tanklar söylemez. Son sözü iman söyler, cesaret söyler, inanç söyler, duruş söyler. Devletimizin sarsılmaz bütünlüğüne ve birine karşı gerçekleştirmesi hedefleyen her türlü saldırının faillerine karşı her zaman dimdik durduk, duracağız ve durmaya da devam edeceğiz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Dizelerindeki şuurla FETÖ, PKK ve bütün bölücü terör örgütlerine ve onların uzantılarına karşı olan mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Bir daha böyle acı yaşamamak adına da bu şuuru gelecek nesillerimize en güzel şekilde de aktaracağız ve aşılayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin temel felsefesini milletimize, gençlerimize, evlatlarımıza hep birlikte aktarmamız lazım. Bir daha böyle bir acı hatıralarla karşılaşmamak adına mazimizi çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimize en iyi şekilde anlatacağız. Valimizin koordinasyonunda başta Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımızı içine alacak ve sivil toplum örgütlerimizin ve halkımızın da birle beraber olacağını sağlayacak bir çalışma yapıldı. Bu ortak bilinç, ortak anlayış, söylem ve eylem birlikleriyle birlikte 15 Temmuz Cumartesi günü yapacağımız kutlama programları kapsamında tüm vatandaşlarımızı programlarımıza davet ediyoruz değerli arkadaşlar. O karanlık günleri unutmamak, unutturmamak adına inşallah yarın hep birlikte Şanlıurfa'nın meydanı, Rabia Meydanı'nda, Topçu Meydanı'nda tek yürek olacağız, hep birlikte tek söz olacağız. FETÖ terör örgütü gibi alçak, karanlık odaklara karşı birlikte beraberliğimizi Şanlıurfa olarak da göstermiş olacağız. 15 Temmuz 2016'daki aynı ruhla, aynı anlayışla, aynı duruşu yıllar geçse de yine birlikte göstereceğiz. 15 Temmuz gecesinde biliyorsunuz hayatını kaybeden 252 vatandaşımız ve 2000'den fazla da gazimiz var. Şehitlerimizin her birine her gün rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize ise afiyetler temenni ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhatler versin diyorum. Aziz vatanımızda birliğimiz, dirliğimiz her daim daim olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, Urfa'da güzel bir gelenek olmuş. 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak, diri tutmak için bir gün öncesinde tüm şehrin bu şehrin yöneticileri, siyasi aktörleri, sivil toplum örgütleri, yöneticileri bir araya geliyor ve şehri hazırlıyor. Bu toplantımızın özü de sizlerin aracıyla, basın mensupları aracıyla da kamuoyuna yarınki programımızı takdim ediyoruz, davet ediyoruz. Bugünkü açıklamamızın özü de o. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yarın güzel programlarla, bugün de mevlüt programı başlamakla birlikte güzel programlarla yarın inşallah 15 Temmuz'u tekrar almış olacağız. Ben tekrar çağrımı tekrar ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı Topçu Meydanı'na, Rabia Meydanı'na bekliyoruz. İnşallah orada dediğim gibi bu bilinci canlı tutmak, bu şuuru diri tutmak, demokrasi bilincini daha da pekişmek, bu hain terör örgütlerine karşı da vatandaşımızla, yönetenle, yöneticilerin bir ve beraber olduğunu göstermektir. İnşallah yarın bunu tekrar göstermiş olacağız. Katıldığınız için dolayı teşekkür ediyorum. Hain terör örgütü FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişini aldı. 15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adıdır. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da cesareti, dereyeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir.
FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından kim zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem değmesine izin vermemiştir. Bu karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Bu minnettarlığımızın gereği olarak anma etkinliklerimizle 15 Temmuz ruhunu sürekli dırtacak ve gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye 252 vatandaşını şehit, 2190'da gazi verdi. Şanlıurfa olarak o gecede 5 şehit verdi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla tarih yazanlara ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli arkadaşlar, şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretiyle, yürekleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek mümkün değildir. Ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hep bizim bir görevdir. Ne 15 Temmuz'daki alçak terör saldırısının ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına ve unutulmasına izin vermeyeceğiz.